biyoloji. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünün düzenlediği 2. Biyoloji Günleri etkinliği gerçekleştirildi. Troya Kültür Merkezi'nde yapılan etkinliğe Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Hüsnü Baysal, İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor İsmail Tarhan, Genel Sekreter Yardımcısı Kenan Yücel, Doktor Ali Rıza Tekin'le davetliler katıldı. Etkinlik Biyoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Bülent Gündüz ve Fakülte Dekanı Profesör Doktor Hüsnü Baysal'ın konuşmalarıyla başladı. Hep söylediğimiz bir gerçek var. Yıllardır biz de öğrenciyken bunu idrak etmeye çalışıyoruz. Öğretim üyesi olduktan sonra da yurt dışından tecrübelerle hep söylüyoruz. Temel bilimlerde güçlü olan ülkeler bu ortamın yöneticileridir. Aktörleri de seçerler, oyuncuları da seçerler, senaryoyu da yazarlar. Temel bilimlere önem vermeyen ülkeler ise bu filmi seyretmek getirirler. Biyoloji bölümü o etkinlikler artık kalmadı. Fakat biyoloji bölümü sağ olsun bu etkinliği devam ettiriyor. Bu etkinliklerde ilk öğretim, lise, orta öğretim ve üniversite öğrencileri kaynaşmaktadır ve çok büyük yarar sağlamaktaydı. Bu etkinliğin düzenlenmesinde başkan, bölüm başkanı Prof. Dr. Bülent Gündüz hocamıza ve herkese, tüm öğretim üye ve fakültemizin öğretim elemanlarına teşekkür ederim. Diğer bölümlerimizde böylesi etkinlikler düzenlemesini bekliyorum. Burada hem dekanımız hem de bölüm başkanı hocamız var. Özellikle fizik alanında etkinliğe ihtiyaç var. Etkinliğimizin herkese, özellikle öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Selam ve saygılarımı sunarım. Konuşmaların ardından plaket töreni düzenlendi. Etkinlik Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Demirsoy'un yaptığı sunumla devam etti. Gidiyor sarıyı beğeniyor. Bu sefer sarıyı beğenince dölünü karasal yapısı gelecek kuşaklara aktardığı için sarı renk ortaya çıkıyor. Sahnede bir tane sarı ortaya çıkıyor. Olmadı mavi ortaya çıkıyor. Olmadı pembe ortaya çıkıyor. Olmadı bir de bakıyor ki sahne inanılmaz. Renklerle kuruluyor. İşte renklerin dansı dediğimiz olay 200 milyon yıl önce böceklere kendini beğendirebilmek için ilk defa bildiğimiz bu renk pigmentleri ve onu algılayan yapılar ortaya çıkıyor. Ondan önce yok bu pigmentler. Yani renk olsa da benim algılayan pigmentim yok bunun. Dolayısıyla ilk defa renk dediğimiz olay sanaldır. Öyle bir şey yok. Yani doğada renk diye bir şey yok. Sadece bir manyetik dalganın belli bir yerine yorumlamadık. Ve ilk defa canlı dünyasında renkler ortaya çıkıyor.